Dostlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda GM taş hissemizi yani Gimat mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissemizle ilgili konuşacağız. Şimdi hemen internet sitesine bir geçiyoruz arkadaşlar Gimat Cross'un. Gimat Cross gördüğünüz gibi büyük kompleks bir alışveriş merkezi. E, bu arkadaşlar Gimat tarafında bir uygulamasından bana bahsetmişler bize aslında Gimat'ın e, basit bir sloganı var. Ankara yeni mahallede olduğunu görüyoruz mağazasının geniş ürün yelpazesi ve bize hızlı çözümler sağlıyor. Gimat Gross sadece alışveriş merkezi olarak değil hayatınızda kolaylaştırmayı hedefliyor diye bir başlık atmışlar. Ulaşım kolaylığımız, geniş otoparkları, iç dış modern tasarımımız ve sıcak ofislerimizde bütün alışveriş severleri Gimat Gross'a bekliyoruz demişler. Çok uzatmayacağım. Neden uzatmayacağım? Şurada bir de yatırım var. Gibat Gross'un bunu konuşacağız. Ondan sonra bir an önce teknik tarafına geçmek istiyorum. Şirketin yönetim kurulu 31.03.2023 tarih ve 2023'e 05 sayılı kararı uyarınca ikinci etap proje kapsamında nitelendirdikleri mağazanın yan tarafına iki taraflı alışveriş sinerjisini sağlayacak mağazalardan oluşan bir alışveriş sokağı ile bu mağazaların üzerinde yer alan ofis ve dükkanlardan oluşan yüksek katlı iki bloktan oluşan projenin hayata geçirilmesiyle ilgili karar vermişler. Ve arkadaşlar yapılan görüşmeler neticesinde IGO ile ve EKS Furkan 21 yapı inşaatla kat karşılığı sözleşmesi imzalamışlar. Önümüzdeki süreç içerisinde inşaatın başlanması ve bu süreçteki gelişmelerin kamuoyuna açıklanmasına oy birliğiyle karar vermişler. Burada bir yatırım söz konusu ve güzel de bir yatırım. Gimat sepetine baktığımızda da burada arkadaşlar işte gıda tarafındaki kişisel bakım, temizlik, bebek bu ürünleri tek tek inceleyebilirsiniz. Şimdi neden Gimat'ın Gimat GM taşın, Gimat Gross'un bir an önce tekniğine geçmek istiyorum. Birazdan onu konuşacağız. Sipeyi sağlam bir hisse bence. Onunla ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi 9.30'a 1.80 PDD ve FK ile fiyatlandığını görüyoruz dostlar. Sermaye arttırma ve temettü tarafında 149 milyon 200 milyon liralık bir sermayesinin olduğunu görüyoruz burada. Temettü tarafı arkadaşlar geçtiğimiz yıl 0.10 kuruşluk bir temettü verilmiş. Dedik ki kaç para sermayesi 149 milyon 200 sermayesinin olduğunu öz kaynağının ise 959 milyon olduğunu burada görebiliyoruz. Öz kaynağının yüksek olması güzel bir şey. Borç tarafında, finansal borç tarafında bir sıkıntı olduğunu görüyoruz ama bunların düzeleceğini düşünüyorum ben. Duran varlıkların ve dönem varlıklarının güzel olduğunu, FAVÖK'ün esas faaliyet karının da güzel seviyede olduğunu görüyoruz. Net dönem karında ufak bir pürüz var. O da normal karşılıyorum ben. Şimdi hemen GM Taş'ın teknik görünümüne bir geçelim. Ne yapıyorduk? Grafiğimizi büyük zaman diliminde öncelikle bir açıp inceliyorduk. Kendimize bir üst kanal direnci ve yükselen trend seviyesi buluyorduk. Üst kanal direncimizi çizdik dostlar. Yakın zaman dibindeki en yakın dibe bakıyoruz. En yakın dibimiz neresi? Ocak 2023'te şurada oluşan ve dip, bir dibimiz var. Buradan bir yükselen trendimizi aldık. Yükselen trendimizin rengini yeşile çevirdim arkadaşlar. Ya da siyah yapalım bunu daha net belli olsun yükselen trendimiz burada. Şimdi birazcık daha yakın zamana geçmek istiyorum. 4 saatlik grafiğe neden? Bakın. Hissemizin net bir şekilde şurada arkadaşlar Ocak 2023'te 4 liralardan kalkıp e, net olarak 13.30 liralara kadar 11.30 lirada anlık 13.30 liraya kadar da yükseldiğini net olarak görebiliyoruz. O yüzden space sağlam diyorum. Neden? Borsa aşağı yönlü hareketine devam etmişken yani borsamız genel anlamda birkaç gündür düşmüşken bunun sipeyi hiç hacımadan hissesini iyi veya kötü bir şekilde yukarıya götürmüş ve ocaktan bu yana kazandırmaya da devam etmiş. Ne kadar bir bir getiri sağlamış anlık olarak %133 zirve rakamında %170'lik bir getiri getirmiş arkadaşlar. Endeksimizin bugün artı 3 kapatması güzel bir şey ama endeksle ilgili konuşmaları daha detaylı bir şekilde zaten paylaşacağım Twitter tarafında da. Ama şu an gördüğümüz görüntüde bakın bir tık onay görüntüsü düşen trend tarafında mevcut. Tepe noktamız olan 13.30'dan bir düşen trend çizdiğimizde yani 27 Mart tarihinden ikinci temasımızda arkadaşlar Nisan'da alıyoruz. Ondan sonra düşen trendimizi çiziyoruz. Bugün trend üstünde ufak bir yeşil 4 saatlikte kapanışta kapatması gayet olumlu. Eğer kalkacaksa bu seviyelerden yukarıya doğru kalkmalı. Bu seviyelerden aşağı düşüp tekrar bu üçgenin içine girecekse dostlar burada bir sıkışma yaşayacak ve ondan sonra yönünü bulmaya çalışacak hissemiz. Bunun da arkadaşlar buradaki dibi 10.50 kuruş olur. Yükselen trend dibi 10.50 seviyesi olur. Bu seviyeler takip için önemli seviyeler. Hareketli ortalama tarafına bakalım hızlı bir şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 saatlik grafikte de tüm hareketli ortalamanın üstünde olduğunu görüyoruz. 21 günlük ortalama, 50 ve 100 günlük ortalamanın. Ben hareketli ortalamaları günlük grafikte daha çok dikkat ediyorum. Bunun da sebebi günlük grafikte benim için daha net çizimler, daha net görüntüler verdiği için. Bir tık yukarı seviyeden giriyoruz günlük grafikte ama %3, %5 fakat daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi hani düşüşler bile düzeltme olarak sayılarak hisse bir şekilde kendini yukarıya atabilmiş. Şu anda da 21 günlük ortalama 10.98, 50 günlük ortalama 10 lira ve 100 günlük ortalama 9 lira 12 kuruş seviyesinin üzerinde fiyat hareketimiz yukarı yönlü devam ediyor. Gerçekten güçlü bir duruşu var teknik tarafında. Sipeğinin sağlam olduğunu tekrar söylüyorum. Yani hisseyi alıp götürüyor. Ve bir ivme kazandırmış yükseliş yönlü. Buna da şu an için devam ediyor. Hafif bir düzeltmelerin ardından sert bir atak seviyor. Genelde hissemiz. Ama bu düzeltmelerde bile çok fazla kendini düşürmüyor. Yani aslında zirve seviyesinden baktığınızda aşağıya doğru şurada etkilendiği zirve seviyesinden yüzde otuz düşmüş ama ondan sonra hemen iki ayda tekrar bu düştüğü arkadaşlar yüzde yirmi beşi geri almayı başarmış. O yüzden spek ne yaptığını biliyor bence. Yakından takiplerde güzel kazanç getiri elde edeceğimizi düşünüyorum bu hissemizde. Ama stop seviyemizi koruyarak. Çünkü ben tüm teknik grafiklerde ya da tüm hisselerde teknik tarafındaki stop seviyemi kaçırmıyorum. Bu benim için çok önemli. Bir prensibiniz olmalı hisse alıp satarken. Uzun vadeler için ya da temettü tarafı için bunu söylemiyorum. Ama kısa vadede vur kaç yaparak ya da işte bir aylık elinde hisse tutacak arkadaşlar için stop seviyeleri benim için her zaman önemli. Dedik ki yükselen trendimizin dibi 10.50 şu an grafik görünümü olarak yükseliş yönünde bir teknik görünümü mevcut. Peki yukarı yönlü hedeflerde hissemiz nereye kadar gider? Eğer bunu konuşacak olursak dostlar. Şurada oluşturduğu bizim için yeni bir üst kanalımız var gördüğünüz gibi. Şu arkadaşlar üst kanalın artık yukarı yönlü hedefi şu şekilde kalkar ve hissemiz dedik ya sert hareketleri seviyor. Bakın şimdi. Şuradaki kanal içini nasıl doldurmuş. Şu an kanalın dibine yakın bir seviyede eğer buradan da kalkacaksa Şöyle bir 20 liralara doğru sert bir şekilde kalkması gerekiyor hissemizin. Yani hissemizde hedefimiz 20 TL seviyeleri olarak kabul edilebilir. 20 TL maksimum zirve hedefi şu an için. Buradan da 20 TL'ye kalkan hissede zaten %170'lik bir getiri daha potansiyeli mevcut olur. Ondan sonraki düzeltmesi tekrar kanal dibine olacağı için 20'den kalkan hisseye 15 liralarda bir düzeltme seviyesi gayet mantıklı bir seviye olarak karşımıza çıkmakta. Dediğim gibi e, teknik tarafı gerçekten kuvvetli. Çok büyük, çok iştiraklı bir şirket değil ama ne yaptıklarını biliyorlar. E, baktığımızda Tekrar internet sitesine döndüğümüzde mağazayı tekrar gözden geçirebilirsiniz Gimat krosu. E yan tarafa da bir iş merkezi kuracaklar. Bunun da bir getirisi olacak tabii ki de. Bunlar da muhtemelen kira getirisi sağlarlar düzenli bir şekilde. Bu da çok önemli bence şirket için. Düzenli kira getirisi mantıklı. Sadece alışveriş merkezinin getirisi olmayacak. Artık bir dala daha uzanmış olacak. GM Taş hissemizin şimdilik durumu bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere.